Evet arkadaşlar, şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Felsefe ile tıp arasında bir ilişki var mıdır? Günümüzde bu soruya farklı yanıtlar verilmektedir. Biraz önce de konuştuğumuz gibi felsefede yanıtların birden fazla olması önemliydi. Çok sayıda yanıt olması ve bunların her birinin temellendirilmesi ve karşılıklı etkileşimleri ve bunlardan daha üst düzeyde bir sonuca, bir kurama varılması önemliydi. Şimdi bu sorunun yanıtı olarak birinci görüş, felsefe ile tıp arasında herhangi bir ilişki yoktur. Her iki disiplinin de hedefleri ve yöntemleri farklıdır diyorlar. Felsefe hakikatin, tümellerin yani genel kavramların bilgisini araştırır. Yani bu ne demektir? İnsan nedir? Adalet nedir? Özgürlük nedir? Gibi hayata dair, insana dair, topluma dair, doğaya dair tümel, genel kavramların bilgisini araştırır. Tıp ise insan sağlığını, hastalıkların tedavisini amaç edinir ve bunlar üzerine uygulamalı ve teorik olarak çalışır. Dolayısıyla bunlar arasında tamamen farklı bir yöntem vardır ve hedefleri ayrıdır gibi bir görüş. Bu şekilde temellendiriyorlar görüşlerini. Bu tabii ilk bakışta sanki makul gibi gelebilir. Ama tabii bu temellendirme yüzeysel bir temellendirmedir. Devam edelim. Bir başka görüş, felsefe ile tıp iç içedir. Bu grupta şöyle temellendiriyor görüşlerini. Felsefe tıptaki hastalık, sağlık, hekimlik uygulaması, tıptaki bilgi, mantık, doğru ve iyi davranış ve benzeri tüm kavramların ontolojik, epistemolojik, mantık ve etik alanlarda kuramsal, metodolojik ve analitik araçlarını anlaşılmalarını sağlar. Yani felsefe tıbbı konu edinir, nesnesi edinir ve tıp içinde olan her şeyi sorgulayarak kavramsal soyutlamalar yapar. Bu son derece gerçekçi bir açıklama. Hekimlik ise, tıp praksisi ise kritik düşüncelerde, alanlarda, özellikle tıbbın yeni gelişmelerinde. Ne diyoruz? Şimdi canlıların klonlanması var, işte genetik alanda pek çok çalışmalar var. Bunların türevi olan pek çok konu ortaya çıkıyor. Bunlar 50 sene öncenin konuları değildi. Dolayısıyla tıpta, yani bilimde hep yeni yeni ortaya çıkan şeyler vardır ve bunlar bir soru ve sorun alanı oluşturur. Bunun ortaya çıkmasını da hekimlik, tıp praksisi sağlar. Felsefe ise bunların analitik çözümlemelerini, argümantasyonunu yapar. Ve hekimlik ve felsefenin birlikte çalışması her iki tarafı da geliştirir. Yani felsefe konu edinerek bir alanda çalışıyor. Tıp ise ortaya çıkan yeni alanlarda, yeni sorularda bir çözümleme sağlamış oluyor. Felsefe bir üst dil, üst bakış oluşturur. Felsefe tıbbın yalnızca bilimin sınırları içinde olmadığını gösterebilir. Bu çok çok önemli bir şey. Tıp bilim değil, bilimseldir. Yani science değil, scientific'tir. Bütün doğa ve pozitif bilimleri kullanır. Yani biyoloji, fizik, kimya ve bunları
kendi bünyesine alarak dönüştürür. Ne oluyor? Biyofizik oluyor, biyokimya oluyor, fizyoloji ortaya çıkıyor, patoloji ortaya çıkıyor, mikrobiyoloji ortaya çıkıyor, farmakoloji ortaya çıkıyor, klinik bilimler, dahili tıp bilimleri, cerrahi tıp bilimleri ortaya çıkıyor. Bu işin bilimsel tarafı. Ama biz insan üzerinde çalışıyoruz. Nesne edindiğimiz şey insan. Yani bir özne nesne ilişkisi özne özne ilişkisine dönüşüyor. Ki insanı kavramak sadece bilim ile sağlanabilir olabilir bir şey değildir. Dolayısıyla işin içine muhakkak felsefi bir bakışın girmesi gerekiyor. Tabii ki felsefe düşüncelerde esneklik sağlar, eleştiri ve sorgulamayı şart koşar. Bu yönleriyle yine felsefe ile tıbbın iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Tutum olarak felsefi yaklaşım, analitik bakış, doğru soru sorma, sorgulama, irdeleme, farklı yanıtlar geliştirme, ontolojik olarak sağlığın, hastalığın ne olduğunun temellendirilmesi, bu son derece tıp pratiğini etkileyen bir şeydir. Çünkü sağlığın ve hastalığın ne olduğunun bilinmesi, ortaya konması doğrudan tıbbın pratiğini etkileyecektir. Neye müdahale edeceğiz? Niye müdahale edeceğiz? Hangi gerekçelerle müdahale edeceğiz? Bunu bilimsel bir bazda ama felsefi bir bakışla anlamamız lazım. Mantık doğru düşünme, doğru akıl yürütmedir. Biz mesela tanı koyuyoruz. Hasta geliyor, tanı koyuyoruz. Burada hangi mantık yöntemini kullanıyoruz? İşte abdüktif mantıktır, geri çıkarımdır. Ama tanı koymak için abdüktif mantıkla başlıyoruz. Fakat işin içine indüktif mantıkla giriyor, dedüktif mantıkla giriyor, zamansal mantıkla giriyor, epistemik mantıkla giriyor, probabilistik mantıkla giriyor. Yani formal ve informal pek çok mantık tiplerini kullanıyoruz. Bunun nasıl uygulandığını, sembolleştirilmesinin ne olduğunu ve doğru sonuçlara hangi önermelerden nasıl kullanarak nasıl çıkarımlara varacağız, bunun bilinmesi tıbbın tanısında, tedavi planlamasında, takibinde son derece gerekli bir alettir, unsurdur, yöntemdir. Epistemolojik yönden bilgiyi açık ve seçik olarak ortaya koyabilme. Şimdi biz hekimlik pratiğinde pek çok şeyi kullanıyoruz. Yani hasta ile karşılaştığımızda düşünün, hasta ile ilk anda karşılaştık, sürekli veri topluyoruz. Bunları ilişkilendiriyoruz. Bunlardan sonuç çıkarıyoruz. Çıkardığımız sonuçlarda sonuç çıkartırken bir takım bilgileri kullanıyoruz. Bu bilgiler gerçek anlamda bilgi midir, episteme midir? Yoksa bilgi sandığımız ama bilgi olmayan şeyler midir? Bunların bilgiye dönüşmesi için neler yapabiliriz? Bunların hepsi yine felsefenin epistemoloji yönünde var. Sorun ve çözüm teorisi, görme, geliştirebilme. Bir şeye baktığınızda bakmak ayrı, görmek ayrı. Nasıl göreceksiniz? Nasıl daha kapsamlı, kuşatıcı ve daha derinliğine göreceksiniz? Somut ve soyut ilişkilendirebilme, tümelden yani bir genel kavramdan tikele, yani o genel kavramın yaşamda gördüğümüz bir örneğine nasıl ulaşacağız ya da tersi nasıl olacak ve her bir hasta için bizim elimizde dağarcığımızdaki bilgiyi nasıl özel çerçeve
oluşturmada kullanacağız. Bu özel çerçeveleri her hastaya özgü özel çerçeveleri nasıl oluşturabileceğiz? Ve tabii ki nasıl eğileceğiz? Ahlaki yönden ne yapacağız, neden kaçınacağız ve bunları hangi ilkeler doğrultusunda yapacağız? Tıpta normatif etik, başta söyledik, normatif etik kural koyan etiktir. Yani şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın şeklinde. Dürüstlük, bunlar çok bilinen tıbbın binlerce yılı bulan uzun tarihi içinde oluşmuş son derece geçerli, kıymetli bilgiler, kurallardır. Dürüstlük ilkesi, yaşama saygı ilkesi, zarar vermeme ilkesi, kötü davranmama ilkesi, yararlılık ilkesi, adalet ilkesi, özerkliğe saygı ilkesi, gizliliğe, mahremiyete saygı ilkesi, yasallık, meşruiyet olması, kendine ve bilime saygı ilkesi, mesleğine ve meslektaşlarına saygı ilkesi, aydınlatılmış onam ilkesi. Bunların hepsi normatif etik içinde olan ve etik ile de ayrıntılandırılan, temellendirilen uygulamalardır. Ama bunların tabii daha da geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi René Descartes'in yöntem üzerine konuşmada 6. bölümde bir bölüm var, parça var. Bunu okuyayım. Öyle ki bu felsefe sayesinde ateşin, suyun, havanın, yıldızların, göklerin ve bizi çevreleyen diğer tüm cisimlerin gücünü ve davranışlarını, etkilerini, zanaatkarlarımızın çeşitli mesleklerini tanıdığımız denli seçiklikle bilerek onları kendilerine özgü tüm uygulamalarda aynı biçimde kullanabilir ve böylece kendimizi doğanın efendileri ve sahipleri kılabilirdik. Bu ise sadece yeryüzünün nimetlerinden ve orada bulunan tüm kolaylıklardan zahmetsizce yararlanmayı sağlayacak sonsuz sayıda aygıt icat etmek için değil, ama esas itibariyle kuşkusuz yaşamdaki en birinci nimet ve tüm diğer nimetlerin tümeli olan sağlığın korunması için de arzulanacak bir şeydir. Zira zihin bile bünyeye ve vücuttaki organların yapı ve düzenlenişine o kadar güçlü biçimde bağımlıdır ki insanları topluca şimdiye kadar olduklarından daha bilge ve daha hünerli kılacak bir yol bulmak mümkün olsa sanırım bunun hekimlikte aranması gerekir. Ve devam ediyor. Doğrusu bugün uygulanan hekimlik yararı pek öyle dikkate değer olan çok az şeyi içerir. Ama onu hor görmek gibi bir niyetim olmasa da bunu meslek edinenler de dahil hekimlikte bilinenlerin bilinmesi gerekenlere kıyasla hiç denecek kadar az olduğunu ve eğer hastalıkların nedenleri ve doğanın bize sağladığı ilaçlar hakkında yeterli bilgi sahibi olunsaydı hem bedenin hem de zihnin sayısız hastalığından, hatta belki de ihtiyarlıkla gelen güçten düşmeden bağışık olunabileceğini kabul etmeyecek hiç kimse bulunmadığına eminim. Şimdi tüm yaşamımı böylesine elzem bir bilimi araştırmaya adamayı amaç edindiğim ve yaşamın kısalığı ya da deneyim eksikliği engel olmadığı takdirde sonunda mutlaka bu bilimi bulmaya götürecekmiş gibi görünen bir yolla karşılaştığım için bu iki engele karşı en iyi çarenin bulmuş olduğum pek az şeyi sadakatle kamuya bildirmek ve gelişmiş zihinsel yeteneklere sahip kimseleri her biri kendi eğilimine ve gücüne göre olmak üzere yapılması gereken deneylere katkıda bulunmak ve öğrendikleri her şeyi yine kamuya aktarmak suretiyle bu bilimi daha ileriye götürmek için çalışmaya davet etmek olduğuna hükmettim. Zira böylece arkadan gelenler diye devam ediyor. René Descartes bir Fransız filozofu ve kıta Avrupa'sında modern felsefeyi başlatan insandır. 1596'da doğuyor, 1650'de ölüyor. Bu yazdıkları 17. yüzyılda yazılmış bir kitaptan bir alıntı.
Gördüğünüz gibi tıbbın önemi, tıpta bilimsellik bunlara değiniyor ve zaten dediğim gibi kıta Avrupa'sında modern felsefeyi René Descartes'in başlattığı düşünülür. Anglo-Sakson dünyada ise Francis Bacon'ın başlattığı düşünülür. Francis Bacon da bilginin önemi üzerine ve indüktif mantık üzerine şeyler söylüyor ve bilgi güçtür. Bilgimiz ile doğaya, doğa karşısında güçlü olabiliriz diyoruz, diyor. Bunun üzerine tabii ki bilimlerin ilerlemesi, ayrı bir paradigmanın oluşması ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bu insanlarla başlayan bir şey değil, çok çok önceden başlamış bir sürecin bu insanlarda artık belli bir noktaya ulaşması, belli bir söyleme ulaşmasıdır. Felsefe ve hekimliğin birbirinden kopması aydınlanmadan sonra, hele son 100 yılda ve hele hele son 50 yılda olmuştur. Burada tabii çeşitli faktörler etkilidir. Bunları çok kısa geçeceğim. Kozmolojinin değişmesi, yani felsefi anlayışın, paradigmanın değişmesi, temel doğa bilimlerinin parlak gelişmesi ve tıbbın altyapısı olan bilim ve teknolojinin olağanüstü gelişmesi. Tanı ve tedavi imkanlarının böylece fevkalade artmış olması, bunun yanında sosyolojik, siyasi, iktisadi faktörler felsefe ve hekimliğin birbirinden kopmasına, kopmuş gibi görünmesine yol açmıştır. Ama esasen benim görüşüm, felsefe tıbbın içinde her zaman vardır ve var olmak zorundadır. Burada Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı bir kitabı var, 1962'de. Thomas Kuhn aslında bir fizikçi, Harvard'da fizik okumuş. Daha sonra bilim felsefesi yapan biri. Bu kitapla ilgili de çok geniş konuşabilirdik ama hızlı bir şekilde geçiyorum. Rönesans ve aydınlanma dönemi sonrasında çeşitli başta ontolojik anlayış nedeniyle hekimliğin ve felsefenin birbirinden uzaklaşması var. Zaten burada Newton ile bilimin üst düzeye çıkması, paradigmanın değişmesi nedir, niçin? Tabii Newton'un yanında pek çok diğer bilim insanları da var. Nedir ve niçin sorusunun yerini nasıl sorusu alıyor. Daha önce konuşmuştuk, nasıl sorusu biliyorsunuz bilimin sorusuydu. Ve dolayısıyla artık bilim lokomotif özellik kazanıyor ve tamamen bilim ile hareket ediyor. Bu Latin deyişi sağlam vücutta sağlam zihin olur. Bu René Descartes'in yaklaşımı ile, René Descartes res extensa ve res cogitans diye düşünen insanın düşünen parçasını ve uzamsal parçasını, yani bedenini ayırmıştır ve bundan sonra ve bunun akıl ile anlaşılabileceğini, çözülebileceğini söylemiştir. Biraz önce pasajdan okuduğum şekilde bu anlayışla, bakın, insanın akıl ile bir makine gibi anlaşılabileceği düşüncesiyle başta anatomi çalışmaları, daha sonra hareketin felsefi düşünceye girmesiyle fizyoloji çalışmaları hız kazanmıştır. Bu Rembrandt'ın meşhur tablosudur. Ve kültürel ve felsefi arka plan, altyapı bir toplumun nasıl hekimlik yaptığını çok belirleyicidir.
Dolayısıyla tek başına bu örnek bile hekimlik ile felsefe arasındaki ilişkiyi göstermede, açıklamada son derece çarpıcı bir örnektir. Şu kitap önemli. Sanıyorum 88'de çıkmıştı. Ben 80 sonları, 90 başlarında okumuştum. Orada söylenen şey yine konuştuğumuz gibi kültürün kurucu unsurlarının bir ülkede nasıl hekimlik yapıldığında konusunda çok belirleyici olduğu ve toplumların kültürel arka planlarına göre farklı hekimlik uygulama tarzları geliştirdiğini söylemektedir. Şimdi bu çok önemli. Hekimliğin bileşenleri nelerdir? Hekimliğin bileşenlerinde asla vazgeçilemeyecek şey bilim ve teknolojidir. Tıp bilimlerin kavşağında yer alır. Bilim ve teknolojiyi kullanır. Bilim ve teknolojiden çok etkilenir ve bilim ve teknolojiyi etkiler. Kendi başına, Latince per se diyoruz, bilim değildir ama bilimseldir. Science değil, scientific'tir. İnsan ve toplum bilimleri, humanitas, kişisel değerler, kuramsal bilgi, tekne, praksis, zanaat, teknik yanı, geometrik tasarım, bir cerrahın muhakkak iyi bir şekilde üç boyutlu düşünebilen bir insan olması, geometrik tasarımının, bakışının, elinin bir ölçüsünün, izanının olması, ustalığının, inceliğinin olması gerekiyor. Strateji kurabilmesi gerekiyor. Ama burada şunu da belirtmek lazım. Hekimlik bilim olmadığı gibi sanat da değildir. Felsefe ve bilgelik unsuru burada daha önce genişçe konuştuğumuz için burayı atlıyorum. Muhakkak ki tarihi ve kültürel yanı vardır. Tıp, hekimlik uygulamaları pek çok unsuru bünyesinde barındırır. Hayatın fiziksel ve kültürel tüm unsurları ile etkileşir. Bunu güncel olarak da görüyoruz. Covid-19 epidemisiyle bakın, biz dersimizi bu şekilde yapıyoruz. Bu uygulama sanıyorum ki iş alanında olsun, sağlık alanında olsun, eğitim alanında olsun, bu epidemi bittikten sonra da bir ölçüde devam edecektir. Hayatın pek çok unsurunu değiştirmiş durumda. Yaşamlarımızı değiştirmiş durumda. Dolayısıyla hastalıklar, sağlık bütün yaşamımızı belirleyici olabiliyor ve tıbbın kendisi de yaşamın tüm sosyolojik tüm unsurlardan etkileniyor. Şimdi bunu uzun bir şekilde konuşacaktık. Bir olgu, bir hasta üzerinde baştan başlayıp hastayı ameliyat edecektik. Daha sonrasında takip edecektik ve her bir noktasında bizim kullandığımız felsefi terminoloji, terimler ve felsefi unsurları ortaya koyacaktık demonstratif bir şekilde, ama bunu maalesef bu kısa anlatım içinde yapamayacağız. Tabii birçok hayatta birçok meslekler var. Bu meslekleri kazanmak için eğitim veriliyor. Eğitim, İngilizce education, Latince bir kökten geliyor. Aslında Latince iki kökten geliyor. Education'ın Latince iki kökü var. Educare ve educere. Educare bir meslek kazandırma eğitimidir. Yani bir mühendislik eğitimi educare'dir. Bir marangozluk eğitimi educare'dir. Bir elektrik teknisyenliği eğitimi educare'dir.
Educare ise humanitas, hayata dair şeylerin öğrenimidir. Tarih, felsefe konusunda, hayatı anlama, yorumlama konusunda bir eğitimdir. Ve bu eğitim çok kuşatıcı bir eğitimdir. Ve sonunda belli bir meslek kazanmazsınız. Ama her meslek için bir altyapı, bir bakış ve pek çok mesleği yapabilmek için bir donanım kazanırsınız. Şimdi tıpta önemli özellik hem tıp eğitimi educare'dir hem educare'dir. Yani hem bir bilimsellik, uygulama, bunları öğreneceksiniz, hastalıkları öğreneceksiniz, nasıl teşhis edildiğini, nasıl tedavi edildiğini, ilaçları, tıbbi tedavileri, cerrahi tedavileri öğreneceksiniz. Bu işin educare kısmıdır ama insanı da öğrenmeniz gerekiyor. Bu da işin educare tarafıdır. Şimdi eski zamanlarda hekimlik tabii çok hızlı değişiyor. Şimdi gerçekten çok ileri bir bilimsellik ve teknolojik düzeye sahibiz. Ama şunun olmasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum ki bunlara koşut insani yaklaşımımızın, insani anlayış kavrayışımızın da yüksek olması gerekiyor. Bakın bu 17. yüzyılda ameliyathane bir şey yapılamıyor. O zaman cerrah denilen insanlar apse boşaltıyorlar, diş çekiyorlar gibi basit şeyler yapıyorlar. Bakın. Bu tabii Albert Dürer'in Melankoli tablosu, gravürü son derece etkileyicidir. Bunun üzerinde de uzun uzun konuşacaktık. Ümit ediyorum ki daha sonraki zamanlarda bunları konuşma şansımız olacaktır. Sağlık sadece hastanede yapılan hekimin hasta ile karşılaşmasıyla sağlanan bir şey değil. Sağlık çok veçeli, çok bileşenli, çok katmanlı, hiyerarşik ve insanın kendisinin ve etrafındaki yapıların inşa ettiği ucu açık bir kavramdır. Sağlık sürekli geliştirilmeye açıktır ve bu kavrama salutogenesis diyoruz. Yani Latince salus, sağlık, genesis, oluşturmak, oluş, sağlığın geliştirilmesi, oluşturulması, daha iyileştirilmesi. Şimdi şuna bakarsak, sağlıklı olmak için bireysel özellikler var. Bireysel özelliklerden değiştirilemez faktörler var. Yaş, cinsiyet ve genetik faktörler. Bunun hemen dışındaki halkada kişisel yaşam biçimi faktörleri var. İşte sigara içiyor mu, alkol alıyor mu, toksik madde alıyor mu, hijyenine dikkat ediyor mu, uykusu, stres durumu var mı gibi pek çok şey. Sistemik bir hastalığı varsa bunların tedavisi yapılabiliyor mu, yapılıyor mu, dikkat ediyor mu? Bunun dışında sosyal ve grup ağları ve bir dışındaki halkada da zonda da tarım ve besin ürünleri, eğitim, çalışma çevresi, yaşama ve çalışma koşulları, işsiz mi, iş sahibi midir, su ve sanitasyon, sağlık hizmeti veren yerler, evi, barınması nasıl ve en dış halkada da genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel şartlar var. Dolayısıyla sağlık ve hastalık sadece bireysel bir alanda değil, bunun halka halka dışına yayılan çok kapsamlı, çok bileşenli bir kavram. Ve burada tabii ki hastaneler, tıp hizmeti, hekimler, diğer sağlık çalışanları çok önemli olmakla birlikte
sadece bu alana hapsolunmuş bir durumda değil. Yani yaşadığınız çevreden, çalıştığınız şartlar, çalışma şartlarınıza, barınma şartlarınıza, ne yiyip içtiğinize pek çok faktöre bağlı. En başta söylemiştim, Edmund Pellegrino'nun Medicine is the most humanistic of the sciences and the most scientific of the humanities. Ve yine Pellegrino şunu söylüyor, bilim ve teknoloji daima insanın hizmetinde olmalıdır. Yani bilim ve teknoloji araç olmamalı, insan amaç olmalı ve insanın iyiliği için bilim ve teknoloji araç olmalıdır. Bu Lancet'te yine çıkan bir sanat mıdır, bilim midir yazısıydı. Ocak ayında çıkmıştı. Tıptaki felsefe, zamanımız çok azaldı. Çok konuşacağımız şeyler var ama hızlı bir şekilde ilerleyelim. Tümel tikel nitelikler, bunların birbiri ikisinin aynı anda düşünülmesi ve birinden diğerine dönüşümün yapılması tıpta zaten sürekli bir felsefi eylemde bulunduğumuzu göstermektedir. Burada yazdığım her şey aslında tıbbi uygulamada bizim bir felsefe uygulamalı, pratik felsefe yaptığımızı göstermektedir. Evet. Teorik soyut ve soyut ve somut arasındaki ilişkiyi kurmak, tıp epistemolojisinde bilginin gereklilik yeterlilik koşulları içinde belirsiz ve kaotik, tam olarak öngörülemeyen olmasını, çok bileşenli, çok yönlü, etkileşimli ve ağ yapısında bir sürece işaret etmesini, puslu olmasını, yani kesirli, sıfır bir değil, puslu, dereceli, kesirli olmasını, zamansallık göstermesini, ama yine de tüm bunların altında bir yasalılık ile hareket ettiğini, insan organizmasındaki görülmeyen bir durumun, sürecin, hastalığın görünen, dışa yansıyan görünüş lerinden hareketle ortaya konması, yani tanı süreci. Burada ilginç bir şey var ve bu tıpta istismar alanını oluşturmaktadır çeşitli kişilerce. Etkileri deneyimleyebilir ya da gözlemleyebilirken bu etkilere yol açan, yani etkiler dediğimiz belirtiler, hastanın belirtileri, ateşi, baş ağrısı, bir tarafında da felç olması gibi. Bunları görebiliyoruz ama buna neden olan durumu göremiyoruz. Hastalığı göremiyoruz. Burada nedensellik ilişkisi çok farklı şekillerde kurulabilir. Yanlış nedensellik ilişkileri kurulabilir ve bu istismar amacıyla kullanılabilir. Sağlık ve hastalık birbirlerine karşıt kavramlar değildir. Birbirlerini var eden ve bir geçişlilik gösteren kavramlardır. Tanı ve tedavi bilimi normalin kurulması ve yeniden kurulması tekniğidir. Çünkü insan organizması, insan bütünlüğü sayısız kuvvetin etkisi altında sürekli kurulan bir dengedir, bir mücadele alanı ve kurulan dengedir. Dolayısıyla bu dinamik bir yapı göstermektedir. Ve bu dinamizm içinde siz teşhisinizi koyuyorsunuz, tedavinizi yapıyorsunuz, her bireyde farklı etkiler gözlemliyorsunuz, ona göre yeniden düzenliyorsunuz, tedavinizi gözden geçiriyorsunuz. Evet, burada yine puslu mantığın, epistemik mantığın, temporal mantığın, yani zamansallığın ve olasılık mantığının geçerli olduğunu gösteren bir işleyiş var. Bunlar
etkileri deneyimleyebilir ya da gözlemleyebilirken bu etkilere yol açan nedenleri deneyimleyememek, gözlemleyememek, bilememek durumunda bize kapalı ve gözlemlenemez olduğunda yanlış nedensellik ilişkileri kurulabilir. Bu da bakın biraz önce söylediğim gibi bu Hieronymus Bosch'un delilik taşı altlı tablosudur. 15. yüzyılda yapılmıştır. Bunlardan da geniş bir şekilde konuşacaktık ama ne yazık ki bunu çok fazla yapamayacağız. Peki burada tıp felsefesiyle, genel kavramlarla ilgili şeyler var. Bunları geçiyorum. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün 1948'de kuruluş bildirgesinde yaptığı bir tanım var. Bu sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlık olmama durumu değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu 1996'da revize edilmiştir. Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlık olmama durumu değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden tam ve dinamik bir iyilik halidir. Biraz önce bahsettiğimiz dinamik olma durumu burada yerini buluyor. Burada sağlığın genel özellikleri, sağlığı tanımlama da kullandığımız kavramları söylüyoruz. Ve şurada tabii sağlık ve hastalığı nasıl anladığımız, nasıl temellendirdiğimiz konusunda farklı yaklaşımlar var. Bunlardan en yaygın ikisini söyleyeyim. Naturalizm ve normativizmdir. Naturalizmde hastalığın ve sağlığın bilimsel yöntemlerle anlaşılabileceği ve bunların değer yüklü olmadığı söylenir. Normativizmde ise normların olduğu, hastalığın sosyal, kültürel bir kurgu olduğu, bir takım normlar sonucunda üretildiği iddia edilir. Tabii onun dışında da pek çok şey var ama en etkili iki görüş budur. Tabii tıbbi epistemolojide nedensellik son derece önemli. Nedensellik tek bir neden ve sonuç şeklinde değil, son derece karmaşık, çoklu nedenler ve birbirleriyle etkileşimler sonucunda değişik olasılıkta farklı sonuçların ortaya çıkabilme durumu var. Gereklilik, yeterlilik, bir şeyin olması için gerekli olması tek başına yetmiyor. Hem gereklilik hem de yeterlilik koşullarının olması gerekiyor. Bir örnek verelim. Sağlıklı çalışan bir dokuya mikroorganizma inoküle etmeniz enfeksiyon oluşması için yeterli değildir. Gereklidir ama iyi kanlanan sağlıklı bir doku ise o mikroorganizmayı elimine edebilir. Çeşitli homeostatik mekanizmalar uzaklaştırabilir ve enfeksiyon ortaya çıkmaz. Bilginin belirsizliği, kaotik yapısı. Hemen bu örneğin arkasına bunu söylersek, bir dokuya, diyelim beyne, beyin çok iyi kanlanan bir dokudur. Mikroorganizmayı inoküle ettik. Bazı hastalarda enfeksiyon olacaktır. Bazı kişilerde enfeksiyon olmayacaktır. Ya da bugün COVID-19 salgınında ne oluyor? İnsanlar virüsü alabiliyor. Genç, sağlıklı immün sistemi iyi olan kişilerde hastalık klinik olarak ortaya çıkmayabiliyor bile. Yani subklinik seyredebiliyor. Ya da immün sistemi zayıf olan kişilerde hastalık ortaya çıkıyor
çok ağır seyrediyor, yoğun bakım müdahalesini gerektiriyor ve ölümcül olabiliyor. Yani bir şeyin olması ille de belli bir sonucu gerektirmiyor. Yani buna biz deterministik olmama diyoruz. Yani deterministik belli şartlarda belli nedenlerin belli sonuçları üretmesi demektir. İnsan organizmasında, hekimlikte ise bu her zaman böyle değildir. İndeterminist seyirler olabilir. Yani her şeyi öngörebilmek mümkün değildir. Buna kaotik işleyiş diyoruz. Duyarlılık, özgürlük, öznellik, nesnellik, bunlar son derece önemli kavramlar. Burada yine bunları geçmek zorundayım. Sağlığın geliştirilmesinin pek çok belirleyicisi var. Hekim bir hasta ile karşılaştığında bir hasta birey var. Biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, tarihsel yapısı içinde bir hasta birey var. Hastalık var. Bireyin fiziksel ve kültürel çevresi var. Hekim var. Hekimin bilgi birikimi, deneyimi, çalıştığı ortamın, hastanenin donanımı, olanakları, ekibi. Bunların hepsi hekimlik praksisini kapsar. Yapılacak işi belirler. Burada bakınız eskiden, yine bu çok bilinen bir tablodur. Hekimin çaresizliğini ve bu 19. yüzyılda bilimlerin olağanüstü gelişimi ve felsefenin biraz sanki geri kalıyor gibi olması neticesinde bilim ile her şeye hakim olabilme ve insanın makine gibi anlaşılıp bu şekilde çözülebileceği, etkili olunabileceği ve bunun etkili olduğu, bu düşüncenin etkili olduğu bir hekimlik praksisini göstermektedir. Felsefe hekimliğe ne katabilir? İsterseniz bunlar uzun ama konuşmamızın içinde az da olsa biraz değindik. Burada sonlandıralım. Ama bu dersler her zaman konuşulmaya açıktır. İstediğiniz zaman tabii ki bu yasak dönemi geçtikten sonra her zaman konuşacağımız konular olacaktır bunlar. Teşekkür ederim. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.